Efendim, omikrondan önce delta vardı. Çok da hızlı bulaşıyordu. Tıpkı omikron gibi ancak daha ölümcül bir varyanttı. Daha agresif seyreden, semptomları da daha böyle agresyonlu diyelim. Şimdi iki varyantın ilk haftaları karşılaştırıldı. Ortaya bakın nasıl sonuçlar çıktı. Alara Sürekoğlu'nun analiz haberinde. Omikron'dan önce delta vardı. Hızlı bulaştı bilinen iki varyant dünyaya korku saldı. Delta'nın ilk haftasıyla Güney Afrika menşeli omikronun ilk haftaları kıyaslandı. İlk 7 gün sonuçlarında omikronda yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı delta'ya göre çok daha az olduğu görüldü. Omikron varyantını taşıyan hastaların delta vakalarına göre koronavirüsü daha hafif atlattığı belirtildi. Aşılı veya hastalığı geçiren kişilerin delta varyantıyla rahat bir şekilde başa çıktığı bildirildi. Omikron'un delta'ya göre 4 ila 6 kat daha bulaşıcı olduğuysa uzmanların tespit ettiği bir başka veri. Virüs, bilim insanlarına göre doğası gereği her mutasyona bağışıklıktan kaçmak için çabalayacak. Antikorların etkisi her bir varyantta azalıyor. Dolayısıyla ağır hastalıktan koruyucu etkisi de azalmış oluyor. Bu durum yeni bir aşının geliştirilmesine yol açabilir. Şu ana kadar 70'ten fazla ülkede görülen omikron kesinlikle daha fazla ölümcül bir varyant değil. Pozitif vaka sayısı olarak hızlı bulaştığı görülse de yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı delta varyantına göre daha az. Uzmanlar bir ay içinde baskın varyant olacağını öngördükleri omikron için 2 hafta içinde daha fazla bilgi edinmiş olacağız diyor.